Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Şahin Altıntaş. Çarşan Eczacılar Platformu üyesiyim. Bir soru bir cevap video serimizin bir yenisiyle daha birlikteyiz. Bu video serimizde Eczacılık Fakültesi tercih edecek arkadaşların hangi kriterlere göre Eczacılık Fakülteleri tercih etmeleri gerektiğine dair önerilerimi sizlere paylaşacağım. Sizlere önerilerimi sunacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz tercih döneminde hepimiz tedirgin oluyoruz, heyecanlı oluyoruz ve aslında biraz da böyle ne yapacağımıza karar veremiyoruz. Bizler de Çarşan Eczacılar Platformu olarak bu tercih döneminde arkadaşlara en doğru bilgiyi en şeffaf şekilde ve en hızlı şekilde ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bunun için de hangi eczacılık fakültelerini tercih etmeliyiz, hangi kriterlere göre tercih etmeliyiz bunları sizlerle konuşacağım. Benim önümde arkadaşlar 4-5 tane kriterler var. Tabii ki bu kriterlerin hepsi öznel kriterler. Yani benim tarafımdan araştırılmış, düşünülmüş ve çevremde eczacılık fakültesi bitirmiş, kariyerini belli noktalara gelmiş eczacılara ve eczacılık öğrencilerine sorduğum, derlediğim kriterler. Arkadaşlar sözü de çok uzatmadan bu kriterlere geçelim. Bu kriterler neler? Arkadaşlar hepimiz tabii ki de öncelikle bir puan tercihi yapıyoruz. Yani puanımızın zaten yetmediği bir fakültenin kriterleri bize uysa da aslında bizim için çok önemli olmuyor. Önemli olan bizim puanımızın yetmesi. Peki puanını tutturduk. Neredeyse Türkiye'deki tüm eczacılık fakültelerini kazanabilecek, tüm eczacılık fakültelerine yerleşebilecek bir puan aldık. Peki biz neye göre tercih etmeliyiz? Bir okulu diğerlerine göre iyi yapan ya da eksik yönlerini ortaya çıkartan kriterler neler? Bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle tabii ki eczacılık fakültelerinde okuyacak arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken kriterlerin ilk başında hocalar geliyor. Öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri geliyor. Neler? Şimdi arkadaşlar eczacılık fakültelerinde ders aldığınız hocaların öncelikle lisansını eczacılık fakültelerinde bitirmiş, yüksek lisans ve doktoralarını eczacılık fakültelerinde yapmış hocalar olması gerekiyor. Bu gerçekten eczacılık eğitiminde çok çok önemli bir kriter. Bizlerin de gerek yeni mezunlar, gerek öğrenci arkadaşların yeni eczacılık fakülteleri açılmasın diye itiraz ettiği noktalardan bir tanesi de bu. Neden? Çünkü eczacılık lisansı bitirmemiş hocaların o fakültelerde ders veriyor olması. Peki hocaların eczacı olması neden önemli? Arkadaşlar biz üniversite hayatımız boyunca fakültelerde mesleğin teknik, teorik ve temel bilimlerini öğrendiğimiz kadar da mesleğin bir felsefesini öğreniyoruz, bir bakış açısını öğreniyoruz. Bunun için de bu bakış açısını kazanmak için de tabii ki de bizimle aynı meslek mensubu hocaların bize bu dersleri anlatması gerekiyor. Hassasiyetleri noktasında da, akademik ve bilimsel çalışmalar noktasında da, mesleğin diğer alanları noktasında da bizlere ufuk açabilmeleri için, bizlere yol gösterebilmeleri için eczacılık fakültelerinden mezun olmuş, lisansını eczacılık fakültelerinden almış hocaların olması gerekiyor. Birinci dikkat edeceğimiz kriter bu. Buna artı koyduktan sonra arkadaşlar bir diğer eczacılık fakültelerini tercih etmemiz gerektiren kriterlerden bir tanesi de laboratuvar imkanları. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eczacılık fakülteleri teorik eğitimin verildiği kadar, ağırlıklı olduğu kadar pratik eğitimler de çok çok ağırlıklı, üst düzeyde. Neler bu eğitimler? Örneğin farmasötik teknoloji, farmasötik kimya, farmakognozi, farmasötik mikrobiyoloji ve immünoloji, analitik kimya, farmasötik botanik gibi yaklaşık 5-6 tane dersimizde, hatta daha fazla dersimizde biz o dersin teorik kısmıyla entegre bir şekilde, paralel bir şekilde o dersin laboratuvar eğitimini alıyoruz. Bunun için de laboratuvarlarımızın fakültemizin içerisinde olması gerekiyor. Biz biliyor ve duyuyoruz ki birçok fakültede bu laboratuvar imkanları maalesef ki yok. Yani siz bir farmasötik teknoloji dersinde reçete pratiği yapmadan, bir merhem hazırlamadan, bir krem hazırlamadan eczacılık fakültesinden mezun olduğunuzda maalesef ki meslek hayatında çok çok büyük zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve çok çok büyük eksikler sizin peşinizi bırakmıyor. Bunun için de eczacılık fakültelerini tercih ederken ikinci kriterde laboratuvar imkanlarını bakmanız, laboratuvar imkanlarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Peki laboratuvar sayısı önemli mi? Evet, laboratuvar sayısı önemli. Laboratuvar sayısının önemli olmasının yanında laboratuvarların da özelleşmiş olması. Bu da çok çok önemli bir kriter arkadaşlar. Gözümüzden bu kriteri de kaçırmayalım. Nasıl? Örneğin arkadaşlar bir eczacılık fakültesi düşünün ki 5 tane laboratuvar var. Bu laboratuvarlar özelleşmiş değil. Şöyle ki mesela farmasötik kimya da aynı laboratuvarda giriyorsunuz. Farmasötik teknolojiyi de, farmakognoziyi de, farmasötik botaniği de aynı laboratuvara giriyorsunuz. Burada aslında bu eczacılık fakültesinin 5 tane laboratuvarın olması çok da aslında bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan o 5 tane fakültedeki 5 laboratuvarın
özelleşmiş olması. Yani bir laboratuvarın sadece farmakognozi için, bir laboratuvarın sadece farmasötik kimya için, bir laboratuvarın sadece farmasötik teknoloji için özelleştirilmiş laboratuvarlar olması gerekiyor. Bu da bizim dikkat edeceğimiz ikinci kriter. Üçüncü kriter aslında biraz hocalarımıza yönelik bir kriter. Araştırma laboratuvarlarının olması demek. Arkadaşlar, araştırma laboratuvarlarının olması belki öğrenciler için ilk aşamada çok önem arz etmeyebilir ama ikinci, üçüncü aşamada çok önemli. Çünkü biz eğer akademi düşünüyorsak, eczacılığın akademik alanında yükselmek veya akademik alanda ilerlemek istiyorsak, öğrencilik yıllarından araştırma laboratuvarlarına girip hocalarımızın yapmış oldukları deneylerde, çalışmalarda gözlemci olarak ya da onlara yardımcı olarak katılmamız gerekiyor, dahil olmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ki de fakültede bir araştırma laboratuvarının olması gerekiyor. Hatta birden fazla her ana bilim dalına özelleşmiş, her ana bilim dalının kendine ait özelleşmiş yüksek lisans ve doktora çalışmaları için akademik çalışma laboratuvarları olması gerekiyor. Bu da üçüncü kriterdi. Onun haricinde arkadaşlar, eczacılık fakültesi tercih ederken bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi staj imkanlarımızın çok olduğu şehirlerde ve fakültelerde bizim eczacılık fakültesi okumamız gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar, örneğin siz X bir şehirde okuyorsunuz. O şehirde sadece serbest eczane stajı yapabilirsiniz. Bu sizi ne kadar geliştirebilir? Bunu bir düşünün. Örneğin Y bir şehirde okuyorsunuz. Hem hastane stajı, hem endüstri stajı, hem serbest eczane stajı, hem firma stajı, birçok farklı alanda staj imkanlarınız olması gerekiyor. Bu da sizi ne kadar geliştirir? Bir de bunu düşünün. İkisi arasında sizin eczacılık fakültesi bitirdiğinizde çok büyük bir uçurum olacak. Bu da öğrencilik yıllarından aslında göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Staj imkanlarının bir diğer yanı itibariyle fakültenin sizi ne kadar desteklediği, fakültenin size ne kadar referans olduğu, hocaların iş camiasıyla, eczacılığın sektörüyle ne kadar entegre çalıştığı ve bunun da sizin stajlarınıza ne kadar yansıyacağı. Yani aslında fakültenizde ne kadar köklü hoca varsa, eski hoca varsa, çalışan, akademik ve özel sektörü birbirlerine entegre eden hocalar varsa aslında bu sizin için çok çok önemli bir şey arz edecek. Çünkü oralarda staj yapmak istediğinizde hocalar da size referans olacak. Bu diğer bir imkandı. Yani aslında burada biraz da şehir tercihi yapmanız gerekiyor. Fakülte tercihiniz yapmanız gerektiği gibi staj imkanları için şehir tercihi yapmanız gerekiyor. Peki ben staj imkanları çok olan bir şehirde okumadığım zaman bir şey kaybeder miyim? Kaybetmezsiniz ama staj yapmak için çok zorlanırsınız. Şehir değiştirmeniz gerekir. Maddi manevi anlamda yıpranırsınız. Bu sizi aslında biraz daha zorlar. Arkadaşlar, bir diğer imkanlardan dikkat etmemiz gereken kriterlerden bir tanesi ise fakültenin bize sunacağı imkanlar. Bunlar neler? Sosyal imkanlar. Arkadaşlar, biz eczacılık fakültesinde sadece eczacılık okumak ya da üniversite okumak için gitmiyoruz. Toplumun aydın ve entelektüel kesimi olmak için de gidiyoruz. Ve öğreneceğimiz her şeyi sadece fakültedeki sıralarda ve üniversite laboratuvarlarında öğrenmeyeceğiz. Okulun sosyal imkanları ve o sosyal imkanların sağlamış olduğu hem iş network'üyle hem sosyal network'lerle kendimize kazandıracağız ki diğer rakiplerimizden farkımız olsun. Bu sosyal imkanlar neler? Okulda yeterince konferans salonları var mı? Kütüphane var mı? İşte kantin var mı? Yemekhane var mı? Okulun yurt imkanları var mı? Ya da öğrenci evleri imkanları var mı? Ve bunların da en önemlisi içerisinde, bunların içerisinde en önemlisi de öğrenci kulüpleri. Öğrenci kulüpleri ne kadar gelişmiş? Yani siz daha öğrenciyken kongreler düzenleyebiliyor musunuz? İş camiasıyla bir araya gelebiliyor musunuz? Alanında uzman ve yetkin eczacıları, her anlamıyla bunu söylüyorum. Eczacılık alanında çalışan profesyonelleri siz üniversitenize davet edebiliyor musunuz? Öğrenci kulüpleriyle geziler düzenleyebiliyor musunuz? Sportif ya da sosyal birliktelikler, faaliyetler yakalayabiliyor musunuz? Aslında bu da çok çok önemli. Bu da fakülteyi tercih edeceklerimiz, kriterlerimizin içinde beşincisi. Bunu da artık koyduktan sonra bir diğeri, bunu da şuraya geçeceğim, öğrenci kongreleri. Arkadaşlar, en önemli akademik camiayla, iş camiasıyla buluştuğumuz en önemli noktalardan bir tanesi de öğrenci kongreleri. Şimdi öğrenci kongreleri neden önemli? Biz orada sunumlar dinliyoruz ve sunumlar yapıyoruz. Bildiriler dinliyoruz ve bildiriler yapıyoruz. Diğer fakültelerden ve üniversitelerden, bu sadece eczacılık fakültesi diye değil, diğer sağlık bilimlerinden hocalarla, öğrencilerle bir araya gelebiliyoruz. Bunun için de sizin bulunduğunuz üniversite öğrenci kongrelerine açık mı? Diğer fakültelerle entegre bir şekilde öğrenci kongreleri düzenliyor mu? Sizin bulunduğunuz şehirde sadece sizin bölümünüzle alakalı değil, diğer öğrenci kongreleri düzenleniyor mu? Örneğin işte sağlık hukuku anlamında bir hukuk fakültesinde kongreler düzenleniyor mu? Ya da işte bir ilaç endüstrisi ve ilaç ekonomisi anlamında bir iktisat fakültesinde kongreler düzenleniyor mu? Bunlar çok çok önemli. Burada sadece kendi fakülteniz değil, üniversitenin çalışmalarını ve şehirdeki diğer üniversitelerin çalışmalarını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Arkadaşlar, en büyük önerilerimi de sona sakladım. Akrex'te olan bir fakülteyi tercih etmemiz gerekiyor. Evet,
konuşmamın en başında söyledim. Biz puan tercihi yapıyoruz. Ama bu puan tercihinde en önemli şartlardan bir tanesi akreditasyon sürecine girmiş ve akredite olmuş bir fakülteyi tercih etmek. Peki nedir bu akredite olmak? Ben bunu size bir dakikada şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Akreditasyon şöyle arkadaşlar. 2004 yılından itibaren Bologna süreciyle birlikte Avrupa Birliği'nde eczacılık fakültelerinde ya da herhangi bir fakültede okuyan öğrencilerin kalitelerini, eğitim kalitesi, sosyal imkanlar, yaşam kalitesi, üniversitede, üniversite hayatı içerisindeki süreçleri daha kaliteli hale getirmek için öncelikle ulusal bir entegrasyon, daha sonra uluslararası aynı düzeyde olan fakültelerin üniversitelerine entegrasyonu meslek yapacak, o fakültelerden mezun olacak öğrencilerin ve meslektaşların aynı şekilde kaliteli, aynı kaliteye sahip birer meslektaş olmaları için başlatılan bir süreç. Bu sürecin içerisinde arkadaşlar sizin üniversitenizin yurt imkanları, üniversitenin içerisindeki öğrenci başına düşen metrekare, akademisyen, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı gibi aslında yüzlerce farklı kriter var. O okulun içinde kantin var mı, bilgisayara ulaşım kolay mı, bilgisayar laboratuvarına ulaşım kolay mı, öğrenci laboratuvarları ferah mı, işte öğrenci başına düşen laboratuvar sayısı gibi ya da laboratuvar başına düşen öğrenci sayısı gibi yüzlerce farklı kriter var. İşte hocaların yapmış oldukları yayınlar, işte öğrencilere ne kadar hocaya kolay ulaşabiliyor gibi burada çeşitlendirmeye çalıştığım yüzlerce farklı kriter var. Bu da Bologna süreciyle birlikte akreditasyon süreci. Burada akredite olmak demek aslında bir süreç arkadaşlar. Akredite olan bir fakülteyi tercih ederseniz emin olun akredite olmayan bir fakültede çok çok daha farklı imkanlara sahip olacaksınız. Yani bu öğrenci kongrelerinden tutun, burs imkanlarından tutun, yemekhanedeki yemek kalitesine ve o yemeğin fiyatına kadar açıkçası öğrencilerin yani yararlı olacak birçok süreç aslında bu akreditasyon süreci. Bunun için de akredite olan bir fakülteyi tercih etmeniz sizler için çok 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 önemli olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu yaklaşık eczacılık fakültesi tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz kriterlerimizin 5-6 tanesini saydım. Şimdi eczacılık fakültesini tercih edip de eczacılık fakültesi okumaya başladığınızda hocalarınızdan ve yani eski meslektaşlarınızdan, sizden yaşı daha büyük olan meslektaşlarınızdan şu sözü çok çok duyacaksınız. Türkiye'de okunabilecek eczacılık fakültesi sayısı 7'dir. Eski 7 fakülte diye hep bu 7 fakülteyi duyacaksınız. Benim için de açıkçası bu geçerli. Okunacaksa birinci öncelik olarak bu 7 fakülteyi tercih etmeniz açıkçası bence daha makul, daha mantıklı, daha akılcı ve meslek hayatınıza atıldığınız zaman sizi bir tık öne geçirebilecek bir çalışma, bir tercih olacaktır. Nedir bu 7 fakülte? Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi. İşte bu 7 fakülte Türkiye'nin en köklü ve en oturaklı laboratuvar imkanları, laboratuvardaki cihaz imkanları, hocalarının köklü hocalar olması, profesörler olması, doçentler olması, alanında yetkin ve özgün çalışmaları yapan hocalar olmasıyla bu 7 fakülteyi tercih etmeniz açıkçası benim sizlere önerimdir. Arkadaşlar sözü de çok uzatmadan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu Çağrışan Eczacılar Platformu'nun YouTube kanalı için çekiyorum. YouTube kanalımızın altına gelen yorumlar hep hangi eczacılık fakültesi tercih etmeliyiz, tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz gibi birçok farklı yorum vardı. Umarım bu videoda sizin sorularınıza ve aklınızdaki soru işaretlerine cevap olabilmiştir. Yine sorularınız olursa lütfen videonun altına yorum bırakın. Tekrar sorular biriktikten sonra bir soru bir cevap video serimizde o soruları cevaplamaya çalışacağız, aydınlatmaya çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.